Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur sevgili seyirciler, size ve her yerden seyircilerimize Kutsal Yazılar Günlük Çalışma Programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Luka kitabında çalışmaya devam ediyoruz ve 17. bölüme ulaştık. Kutsal kitabınızı almanızı, programımız boyunca bizi takip etmenizi ve sorularınız varsa bize yollamanızı teşvik etmek isterim. Rabbinizin ile cevaplayacağız. Başlamadan önce Rabbin hizmetkarı Yusuf kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Yusuf kardeş. Hoş bulduk Hayat kardeş. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş 17. bölümdeki ana fikirler nedir? En az dört fikir buluyoruz. Suçların tehlikesi. İkincisi değersiz hizmetkarlar ki Rabbin benzetmelerinden biri bununla ilgilidir. Sonra Rabbin Kudüs'e giderken gerçekleştirdiği büyük mucize olan on cüzzamlıyı iyileştirmesi. Son olarak da bir soru bir cevap. Ferisilerin Tanrı'nın egemenliği ile ilgili soruları ve İsa'nın cevabı. Tamam, teşekkür ederiz. Suçlar, affetme ve imanla ilgili ilk bölümdeki birden 6'ya kadar olan ayetleri okumama izin verin. Buyurun. İsa öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay halini. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Yaşayışınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde yedi kez size karşı günah işler ve yedi kez size geri gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rabbe imanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi: "Bir hardal tanesi kadar imanımız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil derseniz o da sözünüzü dinler." Temel olarak günahla ilgili konuşurken bazen bazı insanlar başkalarından sorumlu olmadığınız söyler. Bu da istediğimi giydiğim, istediğimi konuştuğum ve başkalarının vicdanından sorumlu olmadığım anlamına gelir. Bazı insanlar gücenir, bazıları eleştirir. Peki ne ölçüde özgürüz ve günahların konusu nedir? Bunları açıklar mısınız bize? Rab burada cevap verdi ve sorumlu olduğumuzu söyledi. Bu da suç yaratmayan davranışlarda bulunmam gerektiği anlamına gelmektedir. Paulus der ki bu nedenle eğer yediğim şey Kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa, kardeşimin düşmemesi için bir daha et yeme. Bu yasal bir meseledir. Çok yasal bir mesele. Kimse et yemeyin demez ama elçi Paulus kardeşini düşürecekse asla yemeyeceğini söylemiştir. Kardeşini gücendirmek istemedi. Bence İsa'nın sözleri bize neden kimseyi gücendirmememiz gerektiğini söylüyor. Şöyle ki böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Evet. Doğru. Teşekkürler. Kardeşine karşı günah işleyen kardeş meselesine gelirsek. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Azarlama ve bağışlama buradaki şartlardır. Tövbe ettiği zaman onu affedin. Ama günah işlediğinde başlangıçta onu azarlıyorum. Günahkar kardeşimle uğraşmanın sınırları neler? Bu Mesih'in daha önce söylediğinin başka yönü. Kimseyi gücendirmiyorum ama ya biri bana karşı kasıtlı olarak günah işlerse, bana karşı günah işlerse onu azarlamalıyım. Matta 18'de kardeşin sana karşı günah işlerse ona git suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın der. Burada onu azarlayın dedi. Hazarlamak suçunu anlatmak demektir. Eğer itiraf edip tövbe ederse onu affetmek zorundayım. Burada açıkladığı gibi affetmenin sınırı yok. Her durumda affetmemiz gerekiyor. İman konusuna gelecek olursak son bölümde imanı Mesih nasıl tanımladı acaba? 5. ayette elçiler Mesih'in bu sözlerini duyduklarından Tanrı'nın çifte lütfuna ve daha fazla iman duyduklarını hissettiler. Bu nedenle elçiler Rab'be imanımızı artırın ve aslında kutsal kitabın bu bölümünde inancın arttığını okuyoruz ve Romalılar 15'te de umudun artışını görüyoruz. Ve 1. Selanikliler 4'te de sevginin artışını, iman, umut ve sevgiye sahip olmak iyidir. Kalıcı olan üç şey vardır. İman, ümit ve sevgi. Mesih hardal tohumu kadar imanımız olursa ki bu çok az bir iman anlamına geliyor. Birçok ayartılmaya ve kötü olanın egemen olduğu dünyaya karşı zafer kazanabileceğimizi söylemiştir. Teşekkür ederiz Yusuf kardeş. 7'den ona kadar olan ayetler kölelerin efendisine karşı görevinden bahsediyor. Bu ayetleri açıklar mısınız lütfen? Bu ayetlerde sadece Luka kitabından bahsedilen bir benzetmeden söz ediyor. İsa şöyle dedi, hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağını bağla ve ben yiyip içerken bana hizmet et. Ondan sonra da sen yiyip içersin demez mi? Burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Köleler dışarıda çalışır. Tarlada çift sürerler, koyun güderler ya da çobanlık yaparlar. Ruhsal anlamda dünyada çobanlık hizmeti İsa'nın sürüsüne bakmak anlamına gelir. Ve dışarıdaki hizmetimiz Tanrı'dan uzak olan dünyadaki ruhları Mesih'e getirmek ve Mesih'in sürüsünü beslemeye yöneliktir. Ama içeride bir hizmetimiz olduğunu unutmamalıyız. İçerideki hizmetimiz nedir? Efendimizi yedirip içirip onu tatmin etmek. Pek çok insan dışarıdaki hizmeti önemseyip Mesih'i unutuyor. Onu da hoşnut etmek zorunda olduğunu yani. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. İşte bu noktada Mesih durumu düzeltiyor. Bizi dışarıda bir görevimiz olduğunu ama içeride de bir görevimiz olduğunu hatırlattığını görmekteyiz. Harika, teşekkür ederiz. Ara verip konuklarımızdan sorularını alacağız. 10. ayette der ki siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız. Sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. Sorum şu. Yapmaları gerekenleri yapmalarına rağmen neden onlara değersiz kullar diyor? Buyurun. Birincisi onlara değersiz kullar demedi. Bu soruyu cevaplamadan önce Luka 12. bölüm 4. ayette onlara ne olarak seslenmiştir? Dostlarım. Dostlarım dedi. Evet, evet. dostlarım. Yani onun dostları. Yuhanna 15'e 15'te artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Burada siz değersiz deyin diyor. Onlara köle ya da değersiz demiyor. Onlara dost diyor. Ama siz işinizi yaptıktan sonra böyle söyleyin diyor. Ve değersiz kelimesinin kötü anlama gelmediğini, bizim görevlerimizi bitirdiğimiz anlamına geldiğini söylemeyi Biraz daha görev ver. Biraz <laughs> daha görev ver. Biz hazırız. Emrettiğiniz şeyi yaptık ve tekrar hizmet etmek için daha fazla emir bekliyoruz. Bence bu mesele sadık her hizmetkarın dili olmalıdır. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak. Paulus ölmeden önce Roma'da ...hapisteyken Timoteus'a parşömenleri getirmesini söyledi. Ne yapmak istemişti? Hayatının son gününe kadar çalışmak. Benim için ayrılma zamanı gelmiştir dediği halde. Kesinlikle evet. gitmeye hazırdı. Ama ölmesine beş ya da yedi gün kala bile sonuna kadar çalışmak. Rab'be başka bir şey yapmasını isteyip istemediğini sormak istiyordu. Yani hizmetkarlar için emeklilik yoktur. Yoktur. <laughs> 60 yaşında emekli olmak da yani. Öyle. Güzel. Ve tatil de yok. Çünkü insanlarla Mesih hakkında konuşabilir. İş günleriniz dışında da kayıp ruhlarla tanışabilirsiniz. Doğru. Teşekkür ederiz Yusuf kardeş. 11'den 19'a kadar olan ayetlere gelelim. 10 cüz zamlının iyileşmesi. Bu mucize ve burada ne anlatılmak istediğini bize açıklar mısınız? Ee, on cüzdanlının aynı anda iyileştiği en büyük mucize oldu. Mesih köyün birine girerken on cüzdanlı gördü. Bunların dokuzu Yahudi, biri ise Sameriyeliydi. Normalde Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkisi yoktur. Ancak hepsi cüzdanlı ve kirli oldukları için bir aradaydılar. Hepsi bağırarak ''İsa Efendimiz halimize acı'' dediler. Bu istekli ve güzel bir haykırıştı. İsa ise onlara garip bir şey söyledi. Gidin kahinlere görünün ve oraya giderlerken temizlendiler. Biz ilerlerken de Rab çoğu kez mucize gerçekleştirir. Örneğin bir keresinde öğrencilerine kalabalığı oturtmalarını söyledi ama onlar beş ekmekten başka şeyimiz yok. Bunu beş bin kişiye nasıl dağıtabilir diye konuştular. İsa onları oturttu ve Somunları bölerek çoğalttı ve onları doyurdu. Burada da aynı şey oldu işte. Gitmelerini ve kahinlere görünmelerini söyledi onlara. Henüz temizlenmemişlerdi ve de yolda giderken temizlendiler. İşlerinden biri inanılmaz bir şey yaptı. Geri döndü, yüksek sesle Tanrı'yı yüceltti. Bu bir Samiriyeliydi. Ve de Rab onu övdü ve kendisinden fayda sağlayan fakat temizlendikten sonra geri dönmeyen diğer dokuz kişiyi suçladı. İsa'ya şükretmek için geri dönen bu adam Samiriye'ye gidip orada şükredip tapınabilirdi ama Rabbin bulunduğu yere gitti. Peki neden evine gidip ibadet etmedi? Oysa geri dönmesi gerekmiyordu. Aslında Yahudiler tapınacak olsalardı, Gerizim Dağı'na gidip tapınmaları gerekiyordu. Kulüse gidecekleri ama Mesih ibadetlerinde Gerizim ya da Kulüse gitmeleri gerekmediğini Samiriyeli kadına da söylemişti. Yuhanna 9'da kör adamın gözünü açtığında ona sen insanoğluna iman ediyor musun diye sordu. Adam şu cevabı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün, şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam "Rab iman ediyorum." diyerek İsa'ya tapındı. Harika. Lütfen cüzzam hastalığının kutsal kitapta neyi sembolize ettiğini söyleyin ve kutsal yazılarda Rabbin iyileştirdiği cüzzamlıları bize hatırlatın. kutsal kitapta 21 kez cüzzam temizlendi. Cüzzam hastalığı cilt şeklinde değişikliklere ...lekelere ve şişliklere sebep oluyordu ama... ...her neyse genellikle kötü bir sonla sonuçlandı. Uzuvların düşmesi, sesin boğuk sese dönüşmesi... ...teker teker organların yok olması. Evet, leviller 13'te gördüğümüze göre... ...böyle bir hastalığa yakalanmış olan kişinin giysileri yırtık... Saçları dağınık olmalı. Kişi çenesini kapayıp kirliyim, kirliyim diye bağırmalı. Sefil adamın durumu işte bu şekildeydi. Hastalık özellikle birbirine dokunarak bulaşabilirdi. Ve ona dokunulmasına izin verilmediği için de kimse onun yanına yaklaşmadı. Evet. Teşekkür ederiz Yusuf kardeş. 20. ayetten başlayan ayetler şöyle. Ferisiler İsa'ya Tanrının egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi: "Tanrının egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrının egemenliği içinizdedir." İsa soruya cevap verdi. Dedi ki: "Çünkü Tanrının egemenliği içinizdedir." Bu Tanrının içimize geldiği anlamına gelir. Mesih'e yani Tanrı'nın krallığına inandığınız anda dünyada krallık denen bir şey yoktur. Rab Mesih'e inandığınız anda krallığını kuracak. Siz krallıktasınız. Bu kısmi bir görüntü olabilir. Bu yüzden ifadenin tam görüntüsünü ve anlamını bilmek istiyoruz. Evet ayet kardeş. Şimdi unutmayalım ki soruyu soranlar inanmayan ferisilerdir. Ve bu yüzden kelimenin, kelimenin tercümesi... Senin içinde. Senin içinde. Bunu kastetti. Kral onların önündeyken Tanrı'nın krallığını arıyorlardı. Ya da kör adamın söylemiş olduğu gibi. Mesih ona, insanoğluna inanıyor musun diye sordu. Adam şu cevabı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim dedi. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Bu insanlar sadık olsalardı, kral gözlerinin önündeyken Tanrı'nın krallığını sormazlardı. Atlantik'te kaybolan gemi hakkında bir hikaye okumuştum. Onları çevreleyen suda susuz kalmışlardı. Yardım çağrısı istediklerinde, halbuki Amazon Nehri'nde tatlı içme suyunun ortasındaydılar. Perisiler Mesih'in önündeydiler ve Tanrı'nın krallığının ne zaman geleceğini sordular. Eğer Tanrı'nın burada olduğuna inansaydınız krallığımı burada kurardım. Ama ne yazık ki inanmayı reddettiler. Mesih krallığı erteledi çünkü bundan sonra 25. ayetteki önemli sözler gelir. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Ara verip konuklarımızın sorularını alacağız. İkinci ayette İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki siz insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. Bu ayeti açıklayabilir misiniz? Bu ne zaman olacak Yusuf kardeş? <laughs> Gerçekte Mesih onlarla birlikteyken bu oldu. Tanrı'nın krallığı onların arasındaydı. Mesih onlara güvey hala aralarındayken davetliler yaz tutar mı hiç... Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman oruç tutacaklar demişti. Burada öyle günler gelecek ki siz insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz der. İsa reddedileceğini ve acı çekeceğini söyledi. Sonra öğrencileri de acı çekecekler ve reddedileceklerdi. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir, dedi. Kilise göğe alınınca bu yakında olacak. Bundan sonra büyük sıkıntı günleri gelecek. Sanırım burada insanoğlunun güç ve görkemiyle geleceği vahinden önceki gelecek günlere atıfta bulunmakta. Bu yüzden insanoğlu gelişinden bahsetti ve 24. ayette şöyle dedi: "Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır." Kastettiği Rabbin Yani günüdür. Rabbin geleceği. Evet günü. öyle. Harika. Rabbin günü budur. Sonra evet. 25. ayette gitmesinin ve acı çekmesinin gerekliliği hakkında konuşuyor. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. Nuh'un ve Lut'un günlerinden söz etti ve Nuh ve Lut günlerinde halkın halinden bahsetti. Ancak ee, Nuh'un ve Lut'un günlerinde yargı oldu ve bu herkesi mahvetti. İnsanoğlunun gelişinde ne olacağından bahsedin. Yani Nuh ve Lut'un günlerindeki insanların umursamazlıkla karakterize edildiğini ve yaşadığımız günlerde umursamazlık ve kayıtsızlıkta bundan farklı olmadığını düşünüyorum. Yani Nuh'un zamanındaki görüntüde yiyorlar, içiyorlar, evleniyorlar, evlendiriliyorlardı. Lut'un zamanında ise yediler, içtiler, satın aldılar, sattılar, diktiler, inşa ettiler. Hepsi dünyasal çıkarlardır. Tanrı meselelerine hiç ilgi yoktur. Bu yüzden herkesin yok olacağı bir gün gelecek. Nuh'un günlerinde yargı hükmünün suyla olduğuna dikkat edin. Lut zamanında ise ateşle oldu. Elçi Petrus ikinci kitabının 3. bölümünde her şeyin ateşle yok olacağını söylemektedir. Önce bir bölge suyla ve daha sonra ise bir bölge ateşte yargılandı ve gelecekte ise her şey ateşte yok edilecek. Pekala. Gökler yanarak yok olacak. Maddesel ögeler evet. şiddetli ateşte Doğru. eriyecektir. Tamam, teşekkürler. Yusuf kardeş 32. ayette Lut'un karısını hatırlayın der. Söyler misiniz, İsa neden bu kısa ayetle bize Lut'un karısını hatırlatır? Bu ayet şaşırtıcıdır. Bize Sara, Rebeka, Lea ya da Rahel'i hatırlamamızı söylemedi ki bunlar kutsal kitaptaki erdemli kadınlardı. Burada Lut'un karısını hatırlamamızı söyledi. Bu arada yasanın tekrarı 24'te şöyle dedi. Tanrınız Rabbin yolda Miryam'a neler yaptığını anımsayın. Miryam, Musa ve Harun'un kız kardeşiydi. Tanrı adamlarını verdiği için deri hastalığına yakalandı. Matta 26'da şöyle söylüyor. Bu müjde dünyanın her neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Burada Lazar'ın kardeşi Meryem'den bahsediyordu. Biri imanlı ve ruhsal bir kadın, Meryem, diğeri ise imanlı ama baştan sona kötü şey yapmış olan Meryem'di. İmanlı dürüst bir adamla yaşadı. Ama maalesef ondan herhangi bir şey öğrenmedi. Yıkım şehri Sodom'dan çıktı ama güvenliğe ulaşamadı. Dışarı çıkan ama girmeyen milyonların görüntüsü. İsa'nın on bakire benzetmesinde on tanesinin dışarı çıktığını ama düğüne sadece beşinin girdiğini söylediğini hatırlarsınız. Dışarı çıkıp içeri giremeyen ya da girmeyen birçok kişi için üzgünüm. Erdemli bir adam olan Lut'la yaşayan karısı dışarı çıktı ama kötüler gibi öldü. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Müsaadenizle 33'ten 37'ye kadar ayetleri okuyup sonra sizden fikirlerinizi almak istiyorum. Buyurun. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitirense onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya bu olaylar nerede olacak Rab diye sordular. O da onlara leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek dedi. Yusuf kardeş pek çok insan bu ayetleri öğretirken herkesin göğe alınacağını öğretiyor. Buradaysa Rab geldiğinde tarladaki iki kadın çalışıyorlarken onlardan birini alıp diğerini bırakacağını söylüyor. Öyleyse bu açıklamalar doğru mu? Hayır hayır bu öğreti doğru değildir. Matta 10'a e gidersek bu çağın sonunda şunu görmekteyiz. Önce deliceleri toplayın. Yakılmak üzere demet yapın. Bu ise toplayıp ambarıma koyun. Alınacak olanlar bir takım belalardan alınacaklar. Kalacak olanlar İsa'nın hükmü altında kalacak. Matta 13'te yabani otlar benzetmesinden bunu anlıyoruz. Ama kilisenin tamamı göğe alınacak. Kilisenin tamamı göğe alınacak. Kilisenin göğe alınmasından burada bahsedilmiyor. Çağların sonundan bahsediliyor. Birilerinin belalarla ele geçirilip diğerinin bırakılacağı ve İsa'nın onların üzerinde hüküm süreceğinden. Ama burada satır arasında bahsedilen bilimsel bir gerçeğe evet. dikkat çekeyim. İnsanoğlunun geldiğinde üç olaydan bahsediyor. Önce bir yataktı. İki adam olacağını söyledi. Yani gece evet. ve uyuyor olacaklar. Evet yataklarında tamam. uyuyor olacaklar. Ve ayrıca tarlada birlikte buğday öğüten iki kadın olacak Doğru. ki bu şafak vaktidir. O zamanlar kadınlar öğütmek ve günün öğünlerini hazırlamak için erkenden kalkıyorlardı. Ve öğle vakti tarlada iki adam olacak. Yani Rabbin gelişi anında bazı yerlerde şafak vakti, bazı yerlerde ise öyle vakti olacak. Çünkü dünya yuvarlaktır. Evet, dünya yuvarlak ve İsa'nın günlerinden yaklaşık 1500 yıl sonra keşfedilen gerçekten burada basit ve doğru bir şekilde bahsedilmiş olduğunu açıkça görüyoruz. Evet. Çünkü o evrenin yaratıcısı ve yöneticisidir. Tabii. Bu olaylar nerede olacak Rab ayetini bir yorum alabilir miyim? O da onlara leş neredeyse akbabalarda oraya üşüşecek dedi. Leş nedir? Akbabalar nerededir? Leş cansız bir bedendir. Hayatı olmayan beden kimdir? İsrail ulusu. Rab'den döndüler mi? Evet döndüler. Hayatlara var mı? Yok leş olmuştur. İsrail bugün yeryüzünde mi? Evet. Tanrı onları kutsayacak mı? Hayır. Pişman olmadıkları için kutsamayacak. Şimdilik onlar bir leş. Ceset. Evet. Genellikle leş olduğundan akbabalar onların üzerine üşüşürler. Bununla Tanrı'nın birbirini izleyen belalarını kastetti. Vahiy kitabını okuduğumuzda belaların ne kadar hızlı ve ardarda olacağını görüyoruz. Burada da akbabalarla karşılaştırıldı. Tamam, teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Burada konuklara dönüyoruz. Bugünkü programdan ne öğrendik? İki tür hizmet olduğunu anladık. Birincisi kayıp ruhlara Rab'den bahsettiğimiz bir dış hizmet ki tarlada kuzuları güden ve bakımını yapan hizmetkarla temsil edilir ve çoğunlukla unuttuğumuz Rabbin yemeğimi hazırla, kuşağını bağla ve ben yiyip içerken bana hizmet et dediği ikinci bir hizmet var. Bu Rabbi onurlandırmanın ve ona tapınmanın hizmetidir. Ee, bu bölümde ayrıca bu günlerde insanların durumunun Nuh ve Lut'un günlerindeki halkın da durumuna benzediğini, ruhsal olarak umursamaz ve ilgisiz olduğunu gördük. Nuh'un günlerinde Suyla bölgesel yargı oldu. Ve ayrıca lut günlerinde bölgesel ateşle yargı oldu. Ee, i̇nsanoğlunun geleceği zaman ateşle dünyanın tamamı yargılanacaktır. Oncu zamlının iyileşme mucizesinde iyileşen Samiriyeli'nin geri dönüp Rabbe şükredip tapındığını gördük. Bu Rabbim bize yaptıkları için şükran duymamızı öğretir. Tapınmanın bir kişi olduğunu ve belli bir yere bağlı olmadığını öğreniyoruz. Teşekkür ederiz. Rabb sizi korusun. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Rabb sizi korusun. Sevgili seyircilerimiz, Rabb son günlerden bahsederken geçmişte meydana gelen yargılardan ve bu yargıların gerçekleştiğinden bahsetti. İnsanın kötülüğünden dolayı Rabbin gelecekte olacağını söylediği hükümler Tanrının sözüne sadık olmasından dolayı gerçekleşir. Yargısında da sadıktır kurtarıcının geleceğini vaat ettiği zaman. İsa Mesih gerçekten çarmıhta öldü ve kurtuluşun tek yolu budur. Petrus onun hakkında başka hiç kimsede kurtuluş yok dedi. Aynı zamanda İsa'yı kabul etmeyen ve İsa'yı hor gören herkes için bir yargı vardır. Bu eylemler ebedi yargıyla yüzleşecek. Tanrı vaatlerine ve yargısına sadık olduğu için gelecekteki vaatlerine ve yargısına sadıktır. Mesih'in davranışını küçümseyen herkes ebedi yargıya sahip olacaktır. Ama Mesih'i kurtarıcı ve yaşamın efendisi olarak kabul eden herkes kesinlikle kurtarılacaktır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur sevgili izleyiciler. Kurtuluş yalnızca Mesih'tedir. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur